Sevgili kardeşlerim, Ehl-i sünnet inancısı temize yeni bir bölüm açtık. Bu bölümde hadis inkarcılarının tenkit ettiği hadislerin doğru manalarını izah edip inşallah onların fitnesine bir set çekeceğiz. Hadis inkarcıları şöyle bir yol takip ediyorlar zahiri manası akla uygun gözükmeyen hadisler. Bilhassa müteşabi hadisleri gösterip böyle şey olur mu? Bu hadis olabilir mi diyorlar. Bununla da hadislere olan itimadı sarsmak hatta yok etmek istiyorlar. İşte bu bölümdeki derslerimizle onların bu fitnesini neticesiz bırakacak, ve onların tenkit ettiği hadislerin hakiki manalarını izah edeceğiz. Bu dersleri seyrettiğinizde hadis inkarcılarının nasıl bir cehalet içinde olduğunu ve hadislerde ne büyük hikmetlerin gizlendiğini kat'i bir surette göreceksiniz. Hem bu derslerimizle şunu da göstermek istiyoruz manası aklımıza uygun düşmeyen bir hadis hakkında bu hadis değildir gibi bir söz söylemek ne büyük bir hata ve ne büyük bir cehalettir. Bir hadisin sayı olup olmadığını aklımız değil, vehmimiz değil hadis alimleri karar verir. Onların sayı kabul ettiğini biz de sayı kabul ederiz. Hadisin gerçek manasını da onların izahlarından öğreniriz. Şimdiki cahillerin yaptığını yapıp aklımıza uygun gelmeyen hadisleri inkar etmek kişiye günah olarak yeter. Bu dersimizde sizlerle bir hasbihal yaptık ve sitemizin bu bölümünün açılmasındaki hikmeti kısaca anlattık. Bundan sonraki dersle hadislerin izahına başlıyoruz. Her dersimizde bir hadisin manasını tahlil edeceğiz. Sizden ricam şu. Bu derslerin yayılması hususunda bize yardım edin. Unutmayın efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine sahip çıkar ve o hadisler hakkındaki şüpheyi izale etmeye çalışırsak inşallah yarın mahşer günü o hadislerin sahibi olan zat da aleyhissalatu vesselam bize sahip çıkar ve Allah'ın izniyle bize şefaat eder. Dolayısıyla bu yolda ne kadar çalışsak azdır. Bu dersi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde mümin bir mideye içer, kafirse yedi mide içer hadisinin manasını izah edeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.